imparatorlukta bir takım darbeci subayların Rumeli'de ayaklanmasını ve darbe yapmasını izah edemezsiniz. Yani ne bu toplum, ne bu toplumun ordusu bazı arkadaşların tarif ettiği gibi değil. Yani şunu yapıyorlar, ortada sütten çıkmış kaşık kadar temiz bir hükümdar var. Bu hükümdar dünyada görülmemiş kabiliyetlere sahip, ki bu doğru değil. Zaten devir müsait değil. Kabiliyet dediğiniz de devirle ve çevreyle gelişebilir ancak. Vaksi takdirde mümkün değildir. Bu neredeyse yüksek vasıflara sahip görünmemiş hükümdara düşman olan hainler vardır. Bunlar bir şekilde bir araya gelip bu darbeyi yapıyorlar. Ve koskoca tarihi, yani bir imparatorluğun, bir kocaman milletin, bir mazi olan imparatorluk ve cemiyetin, kanunu, ananesi, adeti olan cemiyetin tarihini basit komplolarla izah ediyorlar. İşte 2-3 tane kendince bir Selanikli buluyor. 2-3 tane kendince bir efendim gizli dinli adam koyuyor. Onların yalan mektuplarıyla ve entrikalarıyla işi izah ediyor. Bu kadar kolay değildir beyler. Yani o iddiatçılar bilmem Dalavera ve bilmem entrika yapacak da Sultan Hamid bin Abdülhamid Han'ın etrafındakiler de uyuyacak, böyle havaya bakacak. Böyle bir tarih yazımı, böyle bir sistem analizi mümkün değildir. Onun için buradan çıkacaksınız. Niye bu oldu? Niye bu oldu? Eğer Mehmet Akif gibi hakikaten çok kabiliyetli, hakikaten memleketsever, hakikaten dindar bir adam dahi Sultan Abdülhamid Han'a sonradan pişman olmak üzere düşman olduysa, Rıza Nur gibi biri, onun üzerinde bir soru koyacaksınız. Çünkü o sonraki pişmanlık tabii sukutu hayal üzerine gelmiştir. Hakikaten yetişmemiş kadroların yaptığı hatalar ve zorbalıklar yüzünden oraya gelmişlerdir. Ama niye bu insanlar ve bunlar gibileri de bu rejime karşı darbe yapacak, darbeyi destekleyecek ve alkışlayacak kadar şeye kaymışlardır, ekstreme, ifrata gitmişlerdir. Bunun üzerinde durmanız lazım. Yakın tarihimizde maalesef sorular iyi konmuyor ve derhal yöntem değişiyor. Yani bir anda bir sosyolog gibisiniz, bir anda bir iktisatçı gibisiniz. Cemiyet olaylarını büyük açılımlarla izah ederken aniden fıt dönüş yapıyorsunuz. Basit komplo teorileriyle konuşup yazmaya başlıyorsunuz. Bunlar tarih bakımından, tarihçilik bakımından, düşünce bakımından doğru şeyler değildir.